Evet, Nazlı Hanım canlı yayında karşımda olacak. Çarşamba günleri haftalık değerlendirme yapmak üzere. Nazlı Hanım günaydın. Nasılsınız? Günaydın, iyiyim, çok teşekkürler. Biraz önce de Hayko vardı. Evet, eski partneriniz, ortağınız buradaydı. Evet. Ayko biraz umutsuz bir tablo çizdi ama ben dedim ki kafamdan geçirdim. Biraz sonra Nazlı Hanım'a sorarız. Panzehiri oradan alırız. Çünkü Nazlı Hanım her halükarda bir umut gösterecek. O az önce benim verdiğim örneği duymuşsunuzdur. Doktorlar kötüyü gösterirler. Böyle yaparsan böyle olur ama bir de reçete yazarlar. Reçete mutlaka vardır. O reçete nedir mesela soralım. Şimdi biz her şeyi biraz hazırlop almaya alışmışız. Reçete şu: direneceksin, yanlışlar karşısında düşüncelerini beyan edeceksin, medeni cesaret göstereceksin ve boyun eğmeyeceksin. Haksızlığa her zaman tekrarlayacaksın, altını çizeceksin ve tabii ki tünelin ucunda da bir ışık göstereceksin. Yoksa kapkaranlık bir tüneldeyiz ve sonu görünmüyor. Ben bunu yanlış buluyorum. Çünkü bu zulüm ve haksızlıklar katlandıkça, adaletsizlik derinleştikçe tepkiler büyüyor. Netice itibariyle Türkiye az buçuk bir demokrasi. Her ne kadar Saddam'ın ülkesine veya işte Esad'ın ülkesine özeniliyorsa da yöneticiler tarafından, böyle bir durum yok. Az buçuk bir demokrasi. Mesela düşünün, şimdi bir haber okudum. Bir mahkeme Cumhurbaşkanlığına hakaret anayasaya aykırı olarak düzenlenmiş Türk Ceza Kanunu'na diyor. Ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu o maddenin iptali için Türk Ceza Kanunu'nda yer alan. Ne olacak? Şimdi bütün o Cumhurbaşkanlığına hakaret davaları için bekletici bir sebep. Anayasa Mahkemesi'nde bunun görüşülmesi lazım. Hakaret davalarının karara bağlanması için. Şimdi bu bir umut ışığı değil mi? Demek ki Türkiye'de hala direnebilen ve adaletten yana tavır koyan hakimler var. Bunları da görmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi tabii yani şu konuda haklısınız. Zaman zaman gerçekten şaşırtan aslında şaşırdığımıza da şaşırmamız lazım. Adaletten normal bir karar çıktığı zaman şaşırıyoruz, mutlu oluyoruz. Bu anlamda size çok detaylı konuşamadık. Reza Zarrab meselesi, kendi hukukumuz hep aklıma Arzu Yıldız'ın sözleri geliyor. Yani bizim kendi savcılarımız burada aslında bu kadar uluslararası aranan, bu kadar uluslararası sıkıntıya sebep olan birini zaten deşifre etmişti, zaten yakalamıştı. Ama bizim toplumumuzdan teveccüh görmemişlerdi. Oradan şunu söyleyebilir miyiz? Birazcık da sorun bizde, bizim sahip çıkmamamızda, bizim biraz kendimizi her alanda kutuplaştırmamızda. Çok doğru bir tespitti o mesela. Yani kendi savcılarımız, kendi polislerimize bu kadar sahip çıksaydık, zaten biz burada işi bitirmiştik bu konuyla ilgili. Burada sahip çıkılmamasının sebebi sadece vatandaş değil, hükümetin uyguladığı çok büyük baskılar var. Dikkat ederseniz ilk başta bu yolsuzluk olayları ortaya çıkınca o günkü gazetelere bakın veya televizyonları dinleyemezsiniz ama YouTube'da vardı. Çok güzel bir şekilde verdiler, kamuoyuna aydınlattılar. Bütün gazeteler bunun bir yolsuzluk olduğunu zaten idrak ettiler. Sadece Erdoğan'ın denetimindeki işte o sonradan havuz medyası alınan, ismini alan o medyada hemen ertesi gün faiz değil bu defa vaiz lobisi diye olayı başka bir noktaya sürüklemeye gayret ettiler. Bu bir propagandaydı. Ama sadece bu propagandanın tesiri altında medya pes etmedi. Çok büyük baskılar uygulanıyor. Bir kere hemen ilk aşamada diyelim ben Sabah gazetesinde yazıyordum. Bu yolsuzlukları yargılanmak gerekir dediğim için daha o gün o yazım konulmadı ve ben gazeteden dışarı atıldım. Bunun gibi işini kaybeden veya işini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya olan bir sürü medya mensubu vardı. Dolayısıyla halk bu yolsuzluk iddialarına sahip çıkmadı değil, çıkamadı. Amerika'da böyle bir uygulama yok. Hem basın özgürlüğü var, hem de yerleşmiş demokratik kurallar var. Bir kere işin bu yönünü görmek lazım. İkincisi, Tayyip Erdoğan tabanına ve o ilişki bir biat kültürü ilişkisi gibi
onları etkileyebiliyor ve onlar da onun hiçbir dediğine itiraz edemiyorlar. Bir tamamen propaganda bombardımanı ve kutuplaştıran o taraf. Gezi'de de aynı şeyi yaptı. Mesela Gezi'de bir protestolar oluyor. Kendisi bir ekip topluyor ve diğer kesimi, farklı düşüneni düşmanlaştırıyor. O düşmanlaştırdıkça ve adaletsizlik derinleştikçe öbür tarafta da tabii öfke artıyor, nefret artıyor. Ama ilk başta şimdi Gezi'de olay olmuş veya bir yolsuzluk dosyası açılmış. Kuralına göre işler gitse beri taraf yani muhalefet bu kadar kızgın olmayacak, bu kadar öfke olmayacak ve bu kadar da kutuplaşma olmayacak. Ama kutuplaştırıyor, safları sıklaştırıyor ve kendi etrafında bir grubun tam manasıyla tesanüt halinde yer almasını sağlıyor. Bu bir taktiktir ve aslında bu nefret söyleminin baş müsebbibi bana göre Tayyip Erdoğan. O başlatıyor. Tabii bu kar topu gibi birbirini etkileyerek Nazlı devam Hanım. Başlatma demişken bir sonraki sorum için de iyi bir altyapı oluştu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dün Amerika'ya gitmeden önce hani bir gazetecinin artık siparişli miydi değil miydi bilmiyoruz. Öyle bir hale geldik. Şüpheli oluyor her şey. Bu Reza Zarrab meselesini sormasıyla Rıza Bey dedi ve bir gündem oluşturdu. Ama asıl oluşturduğu başka bir gündem. Yani nasıl bir alakaysa hani Rıza Zarrab'tan işte kara para aklayanın asıl ağababaları orada dedi. Charter School meselesinde bir gönderme yaptı. Bugün bakıyorum birçok gazetede yani havuzun gazeteleri hemen bunu manşete taşımışlar. Yani Cumhurbaşkanı demese, Cumhurbaşkanı böyle bir şey söylemese kara para şu bu falan 3 yıldır akıllarına gelmiyor. Bir anda o söyledi diye manşetleştirmişler. Hemen oradan bir görev kabul edilmiş anladığım kadarıyla. Hadi bunu manşetleştirelim. Ama şimdi bunun Amerika'daki boyutunu da konuşmak lazım. Yani Amerika tamamen sistemini charter school üstüne kurmuş bir ülke ve bütün yabancılara tanıdığı bir hak. Ve bunu bir kara para gibi gösterip Amerika'ya buradan hani göz göre göre bir gönderme yapmak, tırnak içinde posta koymak, söğüşleme gibi bir lafla. Nasıl karşılık bulacak orada? Yani ciddiye alınır mı? Bir kere kara para nedir? Onu tartışmamız lazım. Vergisi ödenmemiş, yasa dışı yollardan kazanılmış ve yasadan kaçırılan paraya kara para deniliyor. Yoksa hani paranın üstü kara filan sanılmasın. Şimdi o yanlış şöyle yapılıyor. Ben hep görüyorum. Mesela diyelim ki himmet parası kara para gibi bazı bu havuz medyasında değerlendiriliyor. Şimdi diyelim ki ben kendim helal kazancımdan bir miktar parayı bu kuruluşlara inandığım için vermişim bir okul kuruluşuna. Bu bir kara para falan değil, himmet parası, yardım parası. O charter school'larda da böyle. Zaten Amerika'nın bir sistemi var. Bu denetliyorlar bu okulları. Çok dikkatli bir şekilde denetliyorlar. Eğitim seviyesinde denetliyorlar. Devlet kendi işleteceğine özel sektöre bunu tahsis ediyor, o işletsin diye ve denetim altında zaten. Amerikan devletinin denetimi altında. Şimdi buna nasıl kara para diyorsunuz? Bu kara para tarifine bir kere uyan bir hadise değil. Bu genel bir uygulama. Siz bir charter school alıyorsunuz. Orada zaten Amerikan çocukları okuyor. Ama yönetimi size ait ve o yönetimde denetleniyor. Zaten tahmin ediyorum kazanıyor. Çünkü daha ucuza bir yönetim kurabildi tahmin ediyorum cemaat. Orada da herkes memnun. Yani talebe memnun, öğretmen memnun, Amerikan devleti memnun. Bunun adına kara para denmez. Orada yasal yollarla oraya yatırılan bir paranın kara para olmasına imkan yok. Bir kere kafaları karıştırmak için. Şimdi Rıza Zarrab nedir kara para? Çantalarla mesela Rusya'ya o milyonlarca dolar sokuyor, yakalanıyor. Çantalarla yapılıyor nakliyat. Veya Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın evine çantalarla bu paralar teslim ediliyor. Yani banka sisteminden geçirilmiyor. Nereden kazanılmış, nasıl harcanıyor belli değil. Bunun adı kara para. Nitekim Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan da bunu bankacı olmasına rağmen
çanta içinde, ama ne çantası, kutu içinde, ayakkabı kutusu içinde muhafaza ediyor evinde milyonlarca lirayı. Öbürlerini de gördük böyle çikolata kutusu içinde para teslimleri filan. İşte bu kara para, çünkü açıktan kazancın belli değil, nereden geldiği, ne karşılığı ödendiği belli değil. Bunun adı kara para. Dolayısıyla bir kere bunu bir düzeltme yapmak lazım. İkincisi, mesela siz tabii bu havuz medyasını kendiniz gazeteden pek saymadığınız için okumuyorsunuz gazete sunuşları arasında. Ama bence gülmek için, hani mizah gazetesi diye o başlık altında belki okusanız çok hoş olabilir. Bugün mesela Star gazetesi işte Tayyip Erdoğan'ın o açıklamalarından da esinlenerek Amerika Birleşik Devletleri Gülen cemaatinin kara parası üzerine gitmiyor. Çünkü kara para, himmet parası 200 tane senatöre mi, işte siyasetçiye mi para yardımı yapmışlar. Onlar o para yardımını aldıkları için Amerika'da büyük bir güç kazanmışlar. Şimdi zannediyorlar ki işler Amerika'da Türkiye'deki gibi dönüyor. İşte onların mesela Obama önüne yatıyor. Rıza Zarrab'ın, veyahut savcıya talimat verebiliyor veyahut savcıyı görevinden alabiliyor. Bunlar böyle işlemiyor tabii hakiki demokrasilerde. Böyle bir şey belirli ölçülerde, biliyorsunuz, seçim kampanyalarında yardım sağlanabiliyor. Zaten oradaki lobi sistemi diye bir sistem işliyor, biliyorsunuz, bütün bu kampanyalarda. Bütün bunlar meşru ve denetim altında. O bakımdan Türkiye ile hiç benzemiyor. Fakat bunların kuyruklarının fevkalade sıkıştığı meydanda şimdi kendi kamuoyularını buna ikna etmeye çalışıyorlar. İşte darbe, komplo, kumpas hazırlanıyor bugünkü hükümete. Öte yandan Tayyip Erdoğan Amerika'ya gidiyor koştura koştura ve Obama'dan randevu ayarlamaya çalışıyor özel. Fakat bunu ayarlayamıyor. Orada ayaküstü birkaç dakika konuşacak. Kim bilir onu nasıl satacak. Hani içeriye ayrı, dışarıya ayrı bir propaganda. Şimdi o propaganda tabii, yani ne yaparsanız yapın, kendi medyanızla belli şeyleri gölgeleseniz de farklı argümanlar, enstrümanlarla insanlar doğruyu görüyor. Mesela onlardan bir tanesi de yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece, yani bizim Dışişleri Bakanımız tarafından Amerika'da karşılanması. Ama şunu yapmamak da lazım Nazlı Hanım. Hani o kadar çok kutuplaştık, o kadar çok gözü karardı ki insanların, bazı şeyleri hakkaniyetli değerlendirmekten de zaman zaman mahrum kalıyoruz gibi geliyor. O yüzden hepsini teknik olarak da vicdanen de didiklemek lazım. Mesela normal bir şey mi acaba? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın belki de normal bir şey diğerleri gibi, kendi ülkesinin dışişleri bakanı orada şimdi hangi birini karşılayacak? Sonuçta bir nükleer zirve var. Hangi birini karşılayacaklar mı? Yoksa bu bir mesaj mı? Bunu konuşmak lazım. Siz nasıl gördünüz o manzarayı? Ben karşılama üzerinde durmuyorum. Ama şimdi bakın, eskiye gittiğimizde Tayyip Erdoğan'ın bu bir şiir okumaktan dolayı yasaklı olduğu bir dönem var. Evet. O Aralık ayında, 2002'nin Aralık ayında Kasım seçimlerini kazanmıştı AK Parti, fakat Tayyip Erdoğan milletvekili bile seçilememişti. O zaman Amerika'ya gitti ve Bush tarafından karşılandı. Yani Bush tarafından karşılandı dedimse, yani Bush tarafından uzun uzun randevu alındı ve uzun uzun konuştular. Bush ona destek verdi ve AB ülkelerine de gitti. Hepsinin başkentlerine, onların devlet yöneticileri tarafından, başbakanları, cumhurbaşkanları tarafından bir araya geldiler, karşılandı ve görüşmeler yaptı. O zaman büyük bir destek vardı. O günden bugüne çok fark var. Ben onu söylemek istiyorum. Siyasete daha girmemişti. Girmişti de milletvekili dahi seçilmemişti. Bush ona Oval Ofis'in veya Oval Ofis olmasa bile Beyaz Saray'ın kapılarını açtı ve uzun görüşmeler yaptı. Şimdi bugün görüşemiyor. Obama ile çok görüşmeyi arzu etti ama o bir tavır var. Çünkü Amerika kamuoyu da bunu kabul etmiyor. Bakın, Alman televizyonlarında alay mevzu oldu maalesef. Bu bizim üzüntümüz ama Tayyip Erdoğan'ı hicveden
görüntüler, o mizah, böyle komedyenler çıkıyor. Bizde de var idi tabii, şimdi artık siyasi komedi yapmak mümkün değil Türkiye'de. Bunlar çıkıyorlar, Erdoğan'ı parmaklarına dolamışlar. Bir kişi de değil, bir başka programda gene. Niye parmaklarına doluyorlar? Çünkü eğer bir ülke hem Avrupa Birliği'ne gireceğim deyip de bir Avrupalı gibi görünüp aynı zamanda yönetimi Almanya'nın Hitler'in Almanya'sına dönüştürmeye gayret ediyorsa, bu çelişkiyi hicveder oradaki komedyenler. Daha büyük bir komedi, o Almanya'nın büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na galiba çağrılmış ve uyarılmış, bu komedi niye bizim Cumhurbaşkanımız tarafında için yapılıyor? Böyle bir şey olabilir mi? Orada Merkel'i de hicvederler. Ne bileyim, Amerika'da Obama'yı da hicvediyorlar. Neler neler. Zaten Obama kendi kendini hicvediyor. Gülüyor, oynuyor. Demokrasiler böyle bir şey. Böyle baskı rejimi, bir zulüm rejimi değil ve çatık kaşlı olmaz demokrasiler. Bizde herkes çatık kaşlı. Herkes nasihat ediyor, parmak böyle sallıyor. Şimdi Reza Bey meselesini konuşmadık. Oraya ben merak ediyorum, Nazlı'nın ne düşünüyor? Sayın Cumhurbaşkanı eleştirilsin eleştirmesin, hamleleri kabul edilsin edilmesin, yani usta bir siyasetçi oldu. Her gidişinde bir şey ortaya atıyor, tartıştırıyor mutlaka. Kendi kamuoyu yoklamasını kendi yapıyor bir anlamda. Ben Reza Bey lafının da tesadüfen söylendiğini artık düşünmüyorum. Biz de iyi kötü bu konunun şeyi olduk, yani tecrübesini kazandık. Ne demek istedi Sayın Cumhurbaşkanı Reza Bey diyerek? Sayın Arınç'a bile yıllardır dava arkadaşı yapmış Arınç'a bile kızdığında, sildiğinde yüzünü o zat diyen bir Cumhurbaşkanı düşünüldüğünde Reza Bey ne anlam ifade ediyor sizce? Ben şahsen onun düşünülmüş, tartışılmış bir hitap şekli olduğunu düşünmüyorum. Doğal olarak sanıyorum o Rıza Zarrab'a Rıza Bey diye hitap ediyor. O zat kızgınlık ifadesiydi. Rıza Zarrab'a kızmıyor. Çünkü bir yol beraberliği var. Zaten hatırlarsınız, takipsizlik kararıyla mahkeme neticelenince hak yerini buldu da demişti. Ayrıca hayırsever iş adamı olarak görmesi bir yana, Rıza Zarrab'ın Türgev Vakfı'na bilmiyorum miktarını ama hani milyon dolar mı, 2 milyon dolar mı, belirli önemli miktarda bir bağışı olduğunu da biz biliyoruz tapelerden. Hani böyle bir gönül beraberliği, bir yol arkadaşlığı var. O bakımdan Rıza Bey insiyaki olarak ağzından dökülmüş olabilir. Bunun yanı sıra evet, iyi bir politikacı. Bizde bu ayrım var mı bilmiyorum. Mesela yabancılar politikacıyla devlet adamlığını birbirinden ayırıyorlar. Mesela Fransızlar hani politikacı deyince bu hoş bir şey olmuyor. Adam politikacı, yani bin bir surat, öyle yapıyor, böyle yapıyor, işlerini hallediyor. Ama hani devlet adamı çok farklı bir şey. Bir başbakan, bir cumhurbaşkanının devlet adamı olması. Evet, iyi bir politikacı. Kendine göre halkı yönlendirebiliyor. Umut aşılayabiliyor, korku aşılayabiliyor, baskı uygulayabiliyor. Ve seçimlerde belirli bir sonucu alabiliyor. Ama tabii biliyorsunuz devlet adamları kalıcı oluyor. Yarınki nesiller bakalım bu günleri nasıl anacak? Benim kafamda tabii bazı belirgin doneler var ama şimdiden bir şey söylemeyeyim. Anladım. Şimdi Nazan, iki konuyu bir arada soracağım. Şöyle, konsolos meselesi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konsoloslara bir yine çıkışı oldu. Can Dündar'la Erdem Gül'ün yanında ne işiniz var dedi. Ben o çıkışı sorayım bir. Bir de şunu soracağım. Dün bir tweet attım ben. Bu konsoloslar meselesinde de Fransa'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin de özellikle hani bu Can Dündar ve Erdem Gül meselesinde çok ön plana çıktığını görüyorum. Ben de dedim ki yani niye diğer meselelerde değil? Hani mesele basın özgürlüğü ise, olmazsa olmazınızsa, tamam hani Can Dündar'ı Erdem Gül'e göstermeyin demiyorum ama bakın bugün de Hidayet Karaca'nın davası var. Yine Gültekin Avcı ömür boyu hapis, ya makaleden ömür boyu hapis yatmak yatırmak istiyorlar. Ya bunlarla ilgili niye hani biriyle de
Bana şöyle birkaç tepki geldi. Efendim bu uluslararası boyutu olan bir konu. İşte midterlarının üzerinden o zaman bu ikiyüzlülük olmuyor mu? Yani demek ki derdiniz basın özgürlüğü falan değil. Sizin amacınız işte midterları haberini yaptığı için buranın üzerinden siyasi olarak Erdoğan'ın AK Parti'nin üzerine yürümek. Hani doğru ya doğru. Dert buysa eğer. Ben haksızlık mı ettim yani? Bu ikiyüzlülük değil midir? Bu basın özgürlüğü temel prensipse. Niye diğer? Bugün mesela İdaet Karaca'nın yanında kaç tanesi var acaba? Bunu Türk kamuoyu için de söyleyebiliriz. Yani bir Mehmet Baransu, bir İdaet Karaca, onların davalarını izlemeye de çok az insan gidiyor. Hatta aşağı yukarı hiç kimse gitmiyor. Türkler açısından da ben aynen bunu demek istiyorum. Biz Türk gazeteciler açısından da hani kendimi de eleştirebilirim. Ben bir tek Mehmet Baransu'nun davasına gittim. O da bir kere gittim ama Can Dündar'ın Cuma gününde gideceğim. Biraz da ne oluyor biliyor musunuz? Bir toplumsal mesele haline gelebiliyor. Artık daha iyi mi altyapısı ve ilişkileri hazırlanıyor. Cumhuriyet Gazetesi konumu itibariyle ta yıllardan gelen Avrupa nezdinde daha itibarlı bir yere mi sahip? Can Dündar'ın ilişkileri mi daha sağlam? Bütün bunları birlikte mütalaa etmemiz gerekir. Maalesef Tayyip Erdoğan'ın vurduğu bu makartizm dediğimiz, bu cadavı dediğimiz yöntem sayesinde vurduğu öyle bir damga var ki bazı insanlar böyle bir tavır alma konusunda da çekingen davranıyor. Çünkü onları bir blokun içine attı, onlara terör örgütü vesaire damgasını vurdu. Asıl burada hedef Can Dündar değil. Can Dündar da o meşhur cemaatçi terör örgütünün üyesi gibi hareket etmekle suçlanıyor. Onun adına casusluk yapmakla suçlanıyor. Yani o kişi onu böyle bir yaklaşmayı sanki tehlikeli, hani dikkat elektrik çarpar gibi bir hale getirdi. Öteden gelen, yani eskiden gelen de bir tartışma var malum bu Ergenekon, Balyoz hadiselerinde. Bir de Hidayet Karaca, Mehmet Baransu, Gültekin Avcı gibi insanların aslında destekleyicileri daha ziyade bizim gibi insanlar. Merkez sağ, sağ, dindar, muhafazakar kesim. Onların bir bölümü AK Partili oldu. Bir bölümü zaten cadavının muhatabı, korkutuldu, sindirildi. Şimdi biz alakayı biraz da soldan, sol kesimden beklemeye gayret ediyoruz. Altındaki ekip dağılmış oldu muhafazakarların. Biraz da oralardan kaynaklanıyor. Diplomatlar her davaya gidemeyebilirler. Bunu bir sembol dava haline getirdiler. Önemli bir dava haline getirdiler. Bence iyi. Yani bir tanesinin kurtarılması, Can Dündar'ın cezaevine girmemesi bir emsal teşkil edecektir. Ama bakın ben gene diğerleri için ümitli davranamıyorum. Bu Hidayet Karaca'nın yargılandığı o dava komik bir dava. Tahşiye davası. Artık burada anlatamam çünkü anlaşılamaz. Komedi. Ama bakın dikkat ederseniz oralara atılmış kalmış gibi davanın mahiyeti bile anlatılamıyor. O kadar. Başka hiçbir gazetede çıkmıyor. Anlatsam işte ben anlatacağım. Siz anlatacaksınız. Sıkıştı kaldı. Biz kamuoyunu da maalesef bu konularda bilgilendiremiyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne gelince Anayasa Mahkemesi'ne müracaat eden hakimler, bakın şimdi Can Dündar hakkında hak ihlali kararı verdi Anayasa Mahkemesi. Ama iki hakim, tahliye kararı veren iki hakim dedi ki bizim hakkımızda tutuklama kararı veren mahkeme yetkili mahkeme değildi. Bizim hakkımızda tutuklama kararı veren mahkeme aslında sadece kovuşturma yapmaya yetkili bir mahkemeydi. Nöbetçi Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi bizim hakkımızda tutuklama kararı vermeliydi. Dolayısıyla yetkisiz bir mahkeme bize karar verdi. Üstelik hak ihlali var. Sadece suçüstü hallerinde hakimler ağır cezalı suçüstü hallerinde
tutuklanabilir. Hiç hak ihlali yok dedi Anayasa Mahkemesi. Bu bakımdan hani bir çiçekle bahar gelmiyor. Can Dündar meselesinde Anayasa Mahkemesi, diplomatlar, basın camiası ittifak etmiş gibi görülüyor. Durum böyle ama öbürlerine de tabii haksızlık ediliyor. Bu haksızlığı eden sadece diplomatlar değil, onu söylemek için bu kadar. Evet. Tabii aynen öyle. Biz zaten öyle bir hale geldik ki yani kendi içerimizde konuşmaktan artık imtina ediyoruz. Zaten kendi haksızlığımız, kendi kutuplaşmamız had safhada. Bir umut nöbeti vardı, ne oldu onu da unuttuk mesela. Can Dündar'la Erdem Gül çıkınca içeridekilerin hepsi çıkmış, kabul edildi. Hani Birinci Dünya Savaşı gibi Almanya yenilince biz de yenilmiş kabul edildik gibi bir durum oldu. Peki Nazlı Hanım, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katıldığınız için. Bu haftalık bir değerlendirmeyi de böyle yapmış olduk Nazlı Uçak'la da. Kısa bir ara verelim. Güne bakış devam.